Bir de tabii samimiyet çok önemli ilişkide. Birbirine samimi olacak Peki insanlar. dengesi onun oluyor. Mesela ben daha çok veriyorum. Veren taraftayım. Karşımdaki kişi aynı oranda vermiyor. Yani burada bir ilişkide müthiş bir dengesizlik var. Yani ben çok tat veriyorum. Ona güzel güzel övgüler bulunuyorum. Fakat o aynı şeyi bana yapmıyor. Şimdi bu eşit olmak zorunda mı? Yani insanların birbirine yapmış oldukları olumlu davranışlar, pozitif davranışlar ilişkinin sağlıklı sürmesi için yüz yüz eşit olma zorunluluğu var mı? Evet, dengeli olmak durumunda ama herkesin sevgi tanımı farklı Taner. Şimdi ben mesela burada sevgiyi eşim mesela çok fazla bize hizmet eder. İşte bizim memnun olmamız için sürekli evde bir hareket halindedir. Ben onun anlıyorum bizi diyorum çok seviyorsun. Artık hani yoruldun bu kadar göstermene gerek yok. Artık hani belli bir süreden sonra sevgi tanımını tanıyorum. Ben de hep söylüyorum hediye almayı çok seviyorum. Burada mesela minik hediye derken hani çok büyük hediyeler değil ama küçük hediyeler. Bu da nedir? Sürprizdir. Yani dolayısıyla böyle tatlı sürprizleri seviyorum. Şimdi bu da benim ilişki duygumdur. Bu yüzden eşler arasında bunu fark ettiğinizde sizler o dengeyi oluşturursunuz. Ama sürekli ben bir şekilde eşime veren tarafsam eğer oradan hiçbir şey almıyorsan, o zaman benim altımda tabii ki benim en temel duygularımda eksiklik vardır. Çünkü bir şekilde aynı nöron gibi eşler, hani uzakta aramamak gerekiyor. Eşler birbirine ilk etapta kendini yansıtır. Dolayısıyla ben de eğer bir değersizlik duygusu varsa, karşı tarafta eşim de bana bunu gayet güzel gösterecektir. Bundan dolayı kendimdeki bu duyguyu değersizliği, değer duygusuyla değiştirmem gerekiyor. Bunun için de birçok teknik var. Theta Healing ile kullanıyoruz ya da işte koçlukla bile fark ettirebildiğimiz konulardır bunlar. İşte başka bir konuya geçeceğim buradan. Biraz çocuklara geçeceğim biraz daha. Çok sağlıksız bir evde büyüyen bir çocuk. Anne babasındaki soğukluğu sürekli kavga eden bir çiftin çocuğu olduğunuzu hayal edelim kendimize. Tamam, hep böyle bir evde yaşıyorsun yani. Baba, anne hep kavga ediyorlar böyle. Hiçbir, çocuk hiç anne babasını birbirini severken görmüyor. Yani romantik bir anda görmüyor. Anne babanın davranışları çocuk için ileride onun diğer insanlarla olan ilişkisini ne kadar etkiler? %100. %100 etkiler. Tabii yani burada %100 etkiler. Şöyle söyleyeyim, %100'e yakın. Çünkü bizim 0 ile 6 yaş arasında oluşturmuş olduğumuz en temel inançlarımız anne, baba ve yakın çevreyle birlikte oluşmakta. Doğru. Dolayısıyla ben ancak bu çevreden öğrendiklerimi daha sonra bilinçli bir şekilde kendimde değiştirirsem ancak o zaman değişir. Ama kavga içerisinde büyüyen bazen çok çok nadir farklı durumlar gelişebiliyor. Babasının tam tersi ya da annesinin görmüş olduğu o negatif durumun tam tersi bir ilişki seçebiliyor ama çok nadir. Genelde ilişkiler ya babaya benziyor ya anneyle babanın ilişkisine benziyor. Çok uzun süre hatta diyor ki yani neden böyle aynı benim babam gibi ya da aynı annem gibi. Dolayısıyla kendimizde önce fark ettiğinizde bunu değiştirebiliriz. Ama fark edene kadar artık o ilişkin içerisinde tabii ki mutsuzlukla yoğrulan bir çocuk. Siz şimdi bakın elma ekersen Taner, armut bekleyebilir misin? Yani orada mutsuzluk tohumu ekilmiş insanın içine Evet. nasıl mutlu edecek? Nasıl sevgiyi yansıtacak? Nasıl o sevgiyi verecek? Sevgiyi vermeyi değil, sevgiyi almayı dahi bilmiyor insanlar. Yani karşısına sevgi gösteren bir eş çıktığı da, zaman dahi onun farkına varamıyor. Neden? Çünkü öyle bir tanım yok. Öyle bir değer yok kişide. Bazı insanlar partner bulamıyorlar. Yani özel, hatta bunlar bazen çok güzel kadınlar ve erkekler de olabiliyor. Yani gerçekten hoş kadınlar, başarılı kadınlar. Ben biraz da kadınlara örnek vermeyi tercih ediyorum ondan sonra. Fakat bunlar yani bakıyorsun röportajlara işte en büyük ne diyor ki ne istiyorsunuz? İşte kadın yani çok güzel, çok ünlü, parası da var. Evlenmek istiyor mu? Bütün kadın hayali evlenmek istemek. Tam evlenmek istiyor da bu kadınların bu kadar evlenmek istemesine rağmen yani belki onların davranışları veya enerjileri
bekar çalışıyor. Yani istiyor, beyin istiyor da. Orada var mı? Oturup sana gelen danışan oluyor mu? Yani bu kadınlar evlenmek isteyip fakat bir türlü evlenemeyen kadınlar. Bundan hiçbir Tabii eksiği çok olmasa oldukça. çok çok Tabii var ve bu tabii. gittikçe çoğalıyor. Çok var. Var. Tabii gittikçe Peki bunun çoğaldı. bu yalnız kalan kadınların sorun ne? Yani temel nereden kaynaklanıyor? Tabii yalnız kalan kadın da var, yalnız kalan yalnızlığı seçen Yani erkek de var. erkekler de Evet bilmiyorum. Ben ama yani daha çok kadınlar bu konuda çok konuşuyor medyada. Ondan daha çok gözüme şey yapıyor. Yani ben hiçbir erkeğin konuşuyor. Evet. Yani hayatta en büyük hayalim evlenmek diye bir erkek görmedim hayatımda. Çünkü şimdi çocukluktan, genetikten gelen problemler var. Yani beyaz telli duvak şey algısı oluşuyor ya, şu anda hani değişse de, ne kadar değişirse değişsin DNA'mızda var o bilgi. Evlenmeyi aslında bir ölçü olarak görebiliyor kadın. Yani bir sınıf atlama ya da toplum içerisinde bir değer kazanma ya da işte o içindeki yalnızlık duygusunu tamamlayamadığı o yalnızlık duygusunu evlilikle tamamlayabilme. Ama ne kadar evlense de o duygular içinde olursa evliliği de aynı şekilde gidecektir. Öncelikle onu fark etmek lazım ama en çok dediğim gibi kadınlardan geliyor. Yani eğitimlere de gelen hanımlar kadınlar olduğu için dolayısıyla seansa gelenler de 100 şeyden danışandan ancak işte 5 tanesi erkek oluyor. Geri kalanı hep kadın. Belki erkekler bunu kendini Daha yediremiyorlar. Yani duygusalız. belki erkekler bu konuda açılmayı sevmiyorlar. Belki erkeklerde var ihtiyaç ama Evet. belki bunu açılmıyorlar belki. Onların hayattan beklentisi daha farklı. Onlar kendilerini iş ve parayla birlikte değerli hissediyorlar. Kadınlar kendilerini bir eşle, bir çocukla. Çünkü rahim enerjisinden çıktığı için kadın, dolayısıyla rahim nedir? Doğurgandır. Doğurganlık enerjisi olduğu için bu dişil enerjiyi ancak doğurarak ve yürüyerek aslında içsel olarak tamamlar kadın. Bundan dolayı onlar kendilerini tam ve bütün nasıl hissedecekler? Bu şekilde hissedecekler. Peki Ama erkek biraz daha farklı. şimdi bu aldatmaya biraz gelmek istiyorum. Bu aldatma özellikle şimdi boşanma oranları artıyor. Dünyanın her yerinde, Türkiye'de %50 civarında ki biz biraz çok konservatif bir toplumuz esasında. Yani bizim için aile, evlilik, komşu, çevre yani çok çevre baskısıyla etkilenen bir toplumuz. Ona rağmen bu boşanma oranları hızlı bir şekilde artıyor. Evet. Arka arkaya devamlı hani özellikle çok milletik insanlar arka arkaya 6 ayda senede bir eş değiştiriyorlar. Bu hangi Evet. ihtiyacımız gidiyor? Yani bu kadar çok yani 3-4 kere evlenmek, 6 ayda bir erkek veya kadın değiştirmek. Bu neden kaynaklı? Bunun altında ne var esasında? Ne ihtiyacı var bunun altında? Şimdi şöyle bir şey, evlenirken insanlar kendilerine çok samimi değil. Samimiyet çok önemli dedim ya Taner, Evet, yani evet. arkadaş olmak ve samimi olmak. Çok samimi değil. Şimdi ben bir kere beklentimin farkında olmalıyım. Yani bir ilişkiden ne bekliyorum ben? Karşımdaki erkek ya da kadın benim beklentilerimi hangi doğrultuda karşılayacak? Benim için önemli olan aslında bu maddeleri kendi kafamda bir kere filtreden geçirmem gerekiyor. Evet. Bir süzgeçten geçirdikten sonra karşıdaki kişiye de bunları anlatmam. Onun da bana bunu anlatması lazım. Fakat insanlar hani milyonda bir sanki birbirlerini bulmuşlar gibi ilk etapta direkt cinsellik yaşadıklarından dolayı cinsellik girdiği zaman devreye bu ruhsal taraf geride kalıyor. O yüzden ben her zaman diyorum ki öncelikle ciddi bir ilişki düşünüyorsanız eğer karşı tarafta duygusal tamlığınızı tamamlamanız, ondan sonra cinsel bir ilişki yaşamanız lazım. Esas bütünlük orada sağlanıyor çünkü. Benim ne yapmam gerekiyor? Gerçekten benim oluşturmuş olduğum o kafamdaki değerlere o adam ya da kadın uygun mu? Benim bu değerlerimi karşılayabilecek mi? Yani benim için belki önemli olan haftada bir gün misal dışarıda bir sinemaya gitmek ya da bir yemeğe gitmek benim için önemli. Evet. Ama adam evden dışarı çıkmak istemiyor. Diyor ki hayır ben diyor evde oturmak işte televizyonu ya da filmi burada izlemek istiyorum diyor. İşte sorunlar o zaman burada başlıyor. Çünkü bunlar daha önce yani bir araya gelindiğinde ilk tam samimiyetle karşılaşıldığında konuşulmadığı için. Eğer belki Şey, algı. ilişkiler sanki cinsellik olarak yani insanın bilinç altından mı kaynaklanıyor? Yani insanlar bir ilişkiyi iki tarafın birbirine karşı istek duyması veya beğenmesi oluyor ve cinsellikle tamamlanıyor. Yani sonuç olarak ilişki dediğimiz şey esasında iki insanın
birbirini arzulaması mıdır esas? Belki burada bir yanlış algım var dünyada. Yani bu arzulamakla Şimdi ilişki arasında bir, yani kadın evet. erkeklerden bahsediyorum tabii, yani kadın erkeklerden. Evet. Burada bir yanlış bir Evet. algı var herhalde. Yani o başka şey, o başka şey. Biz ikisini hep bir bütün olarak görüyoruz. Oysa aldatma aynı şekilde. Yani aldatma ihtiyacı var, yani evli insanlar aldatıyor. Şimdi kadınlar diyorlar, kadınlar daha fazla aldatıyor diye bir dünyada öyle bir bilinç altımızda öyle bir şey de var dünyada, pompalanan şey. Yani sanki Evet, kadınlar da evet. erkekler hatta gizli yaptığı için daha fazla yapıyor gibi dünyada böyle Evet. bir şu anda propaganda var. O yüzden yani bu Evet. cinsellikle ilişki arasındaki bir çizgi çizmemiz gerekmez mi? Kesinlikle. Önce bir kere şöyle söyleyeyim Taner. İnsanlar birbirlerini daha tanımadan sadece fiziken çekimle birlikte karar verip beraber oluyorlar. Yanlış zaten orada başlıyor. Sonra akıl devreye giriyor. Devreye girdikten sonra çünkü ilkel beynimiz biliyorsun bizim hani seks cinsel içgüdülerimizi yöneten Doğru. yerimiz. Akıl kapandığında orası devrede olduğundan dolayı ya da orası, artık o devreye girdiğinde akıl kapanıyor. Dolayısıyla hemen karar verme yeteneği olmadan günlük ilişkiler yaşanıyor. Ama altındaki esas neden günlük ilişki bu şekilde bu kadar seks ilişkisinin yoğun olması da bazı şeylerin tabii ki hızlanıyor olması. Hani belli bir süre bizim zamanımızda yaşanmayan o cinsellik şimdi toplum olarak çok hızlı bir şekilde tüketilmekte. Dolayısıyla bu da tabii değerlere de yansıdı aynı zamanda. Hızlı tüketildiği zaman yani üretilmeyen bir durumdur. Esas yanlış burada. Anladım. Burada aslında çıkıp ilişkiyi normal duygusal anlamda düşünmek lazım. Evet. Peki o zaman burada özellikle ilişkiye girecek özellikle bir gençler seyrediyorsa bu ki bunu birçok ne tavsiye edersin? Yani bugün özellikle genç kızlar için yani doğru erkeği seçmek anlamında yani ona tavsiyen var mı? Yani hatalı ilişkiye girmemeleri için Evet. uyarabileceğin noktalar var mı? Yani karşı insanın doğru olup Tabii. olmadığı konusunda. Doğru insanı nereden anlayacaklar? Önce kendi kriterlerini belirleyecekler. Biz ona ruh eşi diyoruz. Ruh eşini zaten insanlar bir tane diye düşünüyorlar ama değil. O andaki kendi aslında programları, inanç programlarına göre belirlenen kişilerdir ruh eşi. Belirleyecekler. Yani önceden liste yapacaklar. Aynen öyle. Mesela şöyle düşünelim. Hani ben bir liste sipariş veriyorum. Sana Evet. diyorum ki Taner, yarın geldiğinde bizim ofise lütfen bana bir çikolata alır mısın? Ama bir sürü çikolata var. O yüzden fıstıklı mı, fındıklı mı, sütlü mü markasına kadar değil mi? Sana diyorum ki işte Nestle eti gibi bir gibi. Şimdi burada oyuna, kilosuna kadar bir listeleri oluşsun. O listede güzel özellikleri olsun. Mesela değer veren, işte saygılı olsun, humanist olsun gibi gibi özellikler bununla birlikte. Ondan sonra bu liste olduktan sonra zaten liste belli. O kişi de mutlaka yayın yaptığında karşıdaki kişiyi kendine çekecektir. Şimdi kişi geldiğinde en önemli aslında bizim partnerle aramızda bir cinsel çekim olur. Ruh eşinin en önemli özelliği budur. Fakat biz işte orada o cinsel çekime doğru kaymadan önce bir nefes alıp geri durup geri noktada bu özelliklere bakmamız lazım. Gerçekten beni, duygumu bir süre, eskiden flört vardı değil mi? Ne güzel flört diye bir şey. Doğru. Neden vardı flört? İnsanlar birbirlerini tanısınlar. Güzel özellikleri ya da çirkin özellikleri varsa görsünler. Ama insanlar kendilerini aynen telefonda nasıl bir filtre ortamı varsa, nasıl herkes filtre ediyorsa resimlerini, ben de yapıyorum onu. Dolayısıyla ama dış dünyaya kendimizi karşımızdaki kişi filtresiz olmamız gerekiyor. Evet. Filtre olmadan ilişki diyebilir. Ya kardeşim anlayacak. Bir kere doğru sözlü, dürüst olacak karşıdaki kişi. En önemli şey ona dikkat edecek. Güven telkin etmesi lazım. Bence en önemli bakacakları değerler bunlar olmalı. Ben mesela Aileye uyum. toplumumuzda çok kabul görmeyeceğini biliyorum ama ben mesela bir insanın evlenmeden önce özellikle bana koçluk için gelenlere birçok ilişkiye girmesini tavsiye ediyorum. Kadın veya erkek fark etmez. İkisine diyorum ki birçok ilişkiye gir ki doğruyla yanlış ayırt et. Yani bir insanın hata yapmadan öğrenme şansı olamayacağına göre bunu esasında birçok kişi söylüyor dünyada ama Türkiye toplum olaraktan belki değerlerimize aykırı Evet. ama bir insanın bence belli sayıda ilişkiyi yaşamadan birisiyle doğru insanı bulmasının çok şans olduğunu düşünüyorum.
Evet, ilişki deyince çünkü direkt cinsel ilişki algılandığı için ilişki değil yani ilişki sen Tabii gidip tabii. bir kahve içtiğinde de zaten sen karşındaki Tabii. kişinin nasıl bir insan olduğunu anlamak istersen anlarsın. Evet. Önemli olan burada kendi içimizdeki tamlık ve bütünlüğümüz. Yani ben neye inanırsam karşıdaki kişi de aynen o şekilde çıkacaktır. Eğer ben sadece gezeyim, işte partilerde olayım, bir çevre edineyim dediğimde karşımdaki kişi de bana o şekilde değer verecektir. Ama ben kendimi beni destekleyecek, konfor alanımda bir eş istiyorsam bana da o şekilde insanlar çekilecektir ve karşıdaki insanlar da bana o şekilde değer verecektir. Evet. Yani bir de şöyle bir şey var tabii toplumda. Yani bir insan ilişki devam geliştiriyoruz ya mesela. İlk önce diyorsun işte bir gündüz buluşuyorsun. Değil mi? Sonra akşama geçiyorsun doğal olaraktan. Tabii bu akşama geçtiği zaman erkek doğal olaraktan bir ümit oluyor. Yani akşam kabul ettiği için hemen kafasında ha diyor. Bir adım ileri gittim diyor. Yani erkeklerin kafasında böyle bir satranç kuralı da var. Yani erkekler hep böyle satranç gibi kadınlara yaklaşıyor. Ve hep ilerletmeye çalışıyor her şeyi. Yani ilişki boyutunda görmüyor. Yani bence bu erkeklerin hepimizden ben de genç aynı şekilde yani böyle bir beklenti kuralı var ya yani yani teklif ediyorsun kabul ettiği zaman hemen beklentiye giriyoruz. Bu da bence erkekler açısından çok yanlış bir şey aslında. Yani karşımın iyi niyetli bir şey kabul etmesi arkasında onun beklentisi olmaması ama erkeğin kadının yaptığı her türlü şey kabulü bunun arkasında bir neden arıyor erkekler. Yani erkeğin öyle bir önyargısı var aslında. Şimdi vaktimiz azalıyor. Şeye girmek istiyorum mesela aslında ben son olaraktan. Biraz bilinçaltına girmek istiyorum. Yani bizim inançlarımız, korkularımız. Yani bu tip şeyi kendimizi tanımamaktan kaynaklanan ilişkiler konusunda bir sürü insan danışıyor. Bunlara biraz değinebilir misiniz aslında? Yani bu empati, güven, inanç, korkularımız. Yani bizim kendimizle ilgili bilinçaltındaki kodlamalarımızdan dolayı ilişkimiz üzerinde Biraz olumsuz etki. empatiden Tamam. bahsedeyim. Ben çünkü empatiyi çok fazla hani karıştırabiliyoruz. Empati karşıdaki aslında kişinin ya da tüm dünyanın aslında kendimizin dışında olan gelişen her şeyi algılayabilme yeteneği. Ama biz biraz empatiyi farklı algılıyoruz. O karşıdaki kişinin ya da olayın hissiyatının içine girip orada aslında onu anlayacağımızı düşünüyoruz. Onun adı sempatidir. Dolayısıyla empatide biraz daha yerinde ve kararında kalmak ancak karşıdaki kişinin ne hissettiğini anlayabilmek gerekiyor. Tabii ki değerlerimizin içerisinde korkular dedim. Mesela korkularla birlikte hareket ettiğimizde biz işte orada ne korkuyorsak başımıza onu çekeriz. Ondan kaynaklanıyor. Yani ben eğer yalnız kalmaktan korkuyorsam, aldatılmaktan korkuyorsam ya da işte bu ilişkinin babama benziyor. Yani bakın bir ilişkiye bakarken Taner, o kadar çok aslında şekil var ki her şeyde olduğu gibi. Sadece tek taraflı düşünmek de tam yeterli değil. Yani anne babaya bakmak ya da genetiğe bakmak gibi değil. Kendi içimizdeki korkuları da değer duygularını da düşünmek gerekiyor. Yani ben eğer aldatılma korkusu yaşarsam mutlaka o korkuyla birlikte bana o korkuyu gösterecek bir kişiyi hayatıma çok rahat bir şekilde çekerim. Çünkü neden? Birinin bana onu içsel olarak yaşatması var. Sistem böyle çalışıyor. Ancak ben onu o korkuyla yüzleşip o korkuyu değiştirene kadar. Değiştirmezsem o gider, öbürü de. Sonra derim ki Allah Allah, bütün erkekler, bütün kadınlar beni aldatıyor. Bir tane doğru adam, bir tane doğru kadın yok mu şu dünyada derim. Kendimi kapatırım. Ondan sonra yalnızlık içerisinde işte Ya bu artık. korkularımız veya inançlarımız yani bana çok danışan kadınlarda da çıkıyor. Hep yanlış erkeği seçiyorlar. Yani hep yanlış erkekler onun karşısına çıkıyor. O zaman yani bu o zaman demek bizim kendi enerjimizle olan bir şey değil mi? Yani bizim kendi inancımızla olan bir şey değil mi? Bu yanlış insanların sürekli karşımıza çıkması. Evet, yanlış insanları neden hayatımıza çekiyoruz? Çünkü bizim kendi inanç programlarımızla yanlış insanları hayatımıza çekiyoruz. Evet. Neden? Ha, neden? Doğruyu bulabilmek için. Doğruyu. Ya İyi bir Şimdi şey çünkü yani, iyi bir şey. dualite. Şimdi baktığında aslında iyi bir şey. Neden? Çünkü dönüştürmek için. Çünkü sistem böyle çalışıyor, dualiteyle çalışıyor. Ben yanlışı göreceğim. Orada onu düzelteceğim. Programı böyleyse. Ama tabii biz ilerledikçe ne yapıyoruz? Artık bu yanlışlarla öğrenme ihtiyacını serbest bırakıyoruz. Doğruyu görüp fark etmeyi ama buraya gelene kadar
bu yani bilinç düzeyine gelene kadar bir takım tabii ki yanlışlar, hatalar yapan erkekleri hayatımıza çekeceğiz. Çekiyoruz. Ondan sonra işte burada pes etmemek gerekiyor. Orada biraz daha farkındalıklı olup neden hani ben bu erkekleri, bu kadınları hayatıma çekiyorum, neden reddediliyorum konusunda kendi içsel farkındalığınıza bakmanız lazım. Evet, son bir sorum olacak. Bu da şey, çoğu gençler için özellikle bu soruyu soruyorum. Evlenemiyorum çünkü doğru erkek bulamıyorum. Kadınlar, erkekler doğru kadın bulamıyorum. Yani şu anda müthiş sanki böyle bir çok ciddi bir sıkıntı var gibi. Yani kadınlar doğru erkeği bulamıyor, erkekler de doğru kadın. Bu sanki kıt bir şey kaynakmış gibi bu. Yani bu görüş arkasında nedir yani bu niye böyle düşünüyor yeni nesil? Herkes O aynı kadar şeyi. güzel bir yere değindin ki insanlar sadece bir tane var zannediyorlar. Çünkü o yüzden doğrunun önce bir kere ne olduğunu kendileri içsel olarak fark etmeleri gerekiyor. Kendilerine göre doğru kadın ne, doğru erkek ne? Ve bir tane yok. Yani normalde bizim bu hayat içerisinde, bu yaşam içerisinde ortalama 150 ile 160 arasında ruh eşi farklarımız var. Dolayısıyla bizler zaten o ruh eşine önemli olan onu bulabilecek içsel programlara sahip olmak ve hazır olmak lazım. Şimdi siz bir şekilde hazır olmadığınızda sizin aslında o dinamiklere uyan ruh eşiniz geldiğinde siz onunla nasıl bir ilişki yaşayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Ondan sonra işte ayrılır. Ayrıldıktan sonra dersiniz ki tüh esasında filanca Ahmet o kadar iyiydi ki o sizin aslında uyumlu olan ruh eşi partnerinizdi. Fakat siz ona uyumlu değildiniz onun için. Bir ilişkiyi isterken de mutlaka kendimizdeki o aslında donelere de bakmak lazım. Ben bazen hani mesela öyle bir liste yapıyor ki arkadaşlar. Şimdi ben mesela misal Brad Pitt gibi bir liste yapıyorsam eğer benim de Angelina Jolie'ye yakın olmam lazım. Önce ne yapmam lazım? Spor yapmam lazım. Şimdi o yüzden o yüzden listeme dikkat edeceğim. Listede yani en mükemmel özellikleri listelemek yerine gerçekten beni mutlu edecek, beni tam manasıyla yani bütün aslındaki bendeki özellikleri bütün olarak görebilecek, sevebilecek bir ruh eşini hayatıma çekmeliyim. Yani bana baktığında kusur bulmak yerine bana baktığında güzel yanlarımı ortaya söylesin, değil mi? Herkes ister. Bir de şimdi çok az vaktimiz kaldıysa gençlere vereceğim ve burada herkese aslında bizler de dahil olmak üzere karşıdaki kişileri özellikle yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi olumlu eleştiri var ama biz genelde olumsuz eleştiriyi seçiyoruz. Neden bugün mor giydin Taner demek yerine mor ne kadar güzel yakışmış sana bugün. Böyle rengini açmış ekranda gayet güzel mor mor görünüyorsun. Yani sen karşındaki kişiye önce onu destekleyecek, onun içsel aslında duygularını oturtacak güzel şeyler söyle. Nasıl? İçten. Nasıl? Samimi. Yapmacık değil. Yani ben sadece karıma ve böyle şeyler söyleyeyim diye ortaya çıkmayayım, değil mi? Evet. Yani insanlar tabii eleştirmeyi daha kolay buluyor. Bir de eleştirdiği zaman insanlar kendini daha güçlü hissediyor. Yani bu övgünün doğru kullanılması bence toplumumuzda zayıflık olarak göründüğü için toplumumuzda yani birisine değer vermek, övmek, takdir etmek bu konuda bonkör değiliz bence. Ya yani ben bunu eğitimlerimde söylüyorum. Biz bu konuda bonkör olmayı öğrenmeliyiz. Yani vermenin almaktan daha kıymetli, sevginin güçten daha kıymetli olduğunu biz toplum olarak öğrenmemiz gerekiyor Evet. Güzel sözler. bence. Evet, başka bir dakika, herhangi bir şey söylemek istiyor musun? Son bir dakikamız var. Söylemek istediğin herhangi bir şey. Evet, en önemli şey bu, ilişkiyi beslemek. İlişkiyi beslemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun alfabesini kendiniz belirleyeceksiniz. Karşı tarafın ihtiyaçlarını belirlemek ve o ihtiyaçlara yönelik fark etmek. Neye ihtiyacı varsa eğer orada eline sağlık karıcığım ne kadar güzel yemek yapmışsından mı hoşlanıyor yoksa ben ona
Çiçek götürdüğümde mi hoşlanıyor? Mesela her gün çiçek götürürsün ya da her hafta çiçek götürürsün ama adam da bana bir seviyorum demedi yani. Her hafta çiçek getiriyor derse işte o zaman yanlış yerdesiniz. Karşıdaki kişiyi tanımaya çalışın. Gene en başa geldik. Arkadaş olun. Sohbet Arkadaş. edin. Bence Evet. bu konuşmamızın en önemli konusu bence önce arkadaş olun, sonra sevgili olun. Diyebilir miyiz? Aynen. Aynen öyle. Kesinlikle. Evet, bence öyle. Bence esasında evliliğin de uzun sürmesinin arkasının sırrı birbirini beslemek her anlamda bence. Yani iki kişinin birbirini ileri götürmesi. Ben özellikle kendi eşimle ona çok dikkat ediyorum. O beni ileri götürüyor, ben onu ileri götürüyorum. Birbirimize hep değer katıyoruz. Çok önemli bir şey ve her durumda arkadaş olabiliyoruz. Çok önemli bir şey. Yani sevgiden önce arkadaşız bence. Sevgiden önce arkadaşız. Kesinlikle anılarınızı biriktirin. Şimdi mesela sizin o gençlik anılarınız, okul yıllarındaki ortak anılarınız, hani oturup birlikte o anılara konuşmak, o anılarla birlikte gülmek, anı biriktirmek çok önemli. Aynen. Hayatın içerisinde birçok şeyi biriktiriyoruz ama en önemlisi güzel anıları biriktirmeyi fark ediyoruz. Esasında biz ona bizim yani literatürde duygu bankası diyoruz. Yani senin eğer nasıl bankada paran var, duygu bankan varsa hata da yapsın eşine veya diğer kişiye karşı onu tolere eder. Ama duygu bankası boşsa yani bankada paran yoksa kimse sana para vermez. Kimse sana sevgi vermez. Öyle diyorum ben. Evet Aynen, süper, çok güzel. çok merhaba, teşekkür ederiz. Vallahi çok değer kattın. Seni seven birçok insan da mesaj attı. Seni çok seviyorduklarını söylüyorlar. Ondan Çok sonra. teşekkür ederim. Evet oldu. O zaman Anlamda çok herkese iyi seviyorum. akşamlar diyoruz. Birazdan bunu sayfamda IGTV adı altında bu görüşmenin tamamını izleyebilirsiniz. Eğer kendine iyi bak. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına layık. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar İyi diliyorum. Hoşça akşamlar. kalın Görüşmek canlarım. üzere. Oldu. Bay bay. Kapatıyorum programı. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.